YouTube'da abone kasmak için gerekli malzemeler 1. Gülmeme challenge 2. Gülme challenge 3. Gülerken smoothie içme challenge 4. Gülmeden smoothie içme challenge. Bu mu? Gençlik? Nerede gençlik? Gençlik burada. Challenge nedir? Kelime anlamı meydan okumak. Yani ben kimseden çekinmiyorum. Hadi çık meydana hesaplaşalım. Ketçapla smoothie içmem yani, kimse kusura bakmasın. Bazıları da kendilerine fiziksel eziyet yapıp sonra kasım kasım kasılıyorlar. Sen bu challenge mi diyorsun? Asıl challenge bu ülkede engelli olmak. Yavru. Duyar mı kasıyoruz? Kastık ne oldu? Biraz sevmedin. Niye öyle oldu? Garip oldu. Challenge o zaman. Challenge lan. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kırılsın. Her yerde challenge videoları midemizi bulandırıp beynimizi kemirmeye devam ederken asıl challenge cerebral palsili bir birey olarak yaşamaya çalışmak. Şimdi bir daha düşün. Ne demişler? Bakmak gözün işidir, görmek kalbin. Nedir CP? Cerebral palsi. Duruşu ve hareketleri etkileyen, çocuklukta en çok görülen fiziksel engellilik durumu. Çocukluk döneminde ortaya çıkan cerebral palsi, dünyada 17 milyon insanın hayata meydan okumasına neden olan bir engelliliktir. Doğum öncesi, sırası ve sonrasında çocuklarda 3 yaşına kadar oluşabilen bu durum, doğum sırasında beynin oksijensiz kalmasından, doğum sonrasında bebeğin yüksek ateşlenmesine kadar birçok durumda ortaya çıkabiliyor. Ama erken müdahale ve yoğun rehabilitasyonla çok iyi gelişmeler sağlanabiliyor. Nasıl yani? Erken müdahale şart. Nasıl ki eğitim şart, erken müdahale de öyle şart. Klişe mi o? Klişe mülişe. Ne yapacağım? Peki senin challenge'ın ne o zaman? Tabii ki serebral palsili çocuklara destek olmak. Tamam işte. Ben 2011'de Avustralya'da yürüdük ya beraber September Dünya Efe için adım atalım. Hadi atalım günü. Atma. Adım atma işte. Adım atma. Atma Efe, atma. Bir daha da gelirsem ne olur. Her sene Eylül ayında düzenlenen September ile serebral palsili çocuklar için bağış toplanıyor. Hem yürüyerek formda kalıyorsun, hem de sosyal çevrenden takımına bağış yapılmasını sağlıyorsun. Yaptığın bağış doğrudan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na gidiyor ve çocukların minik adımlarına bir faydan dokunuyor. Ben de yürüyorum. Ya sen al şu adım sayarı, git kaydını ol, öyle boş boş yürüme. Hem biraz spor yaparsın, hem de biraz sevaba girer, günah sildirirsin. Fena mı? Bir adıma kaç günah sildiriyor acaba ya? Ben geçen bir stresini gördüm. Resmen dili. Gerçek bir dili yani. 9998, 9999, 10.000. 10.000 adım çok ya, deme. Bu insanlık için ayda atılan adımdan çok daha büyük bir adım. Bir destek olsan çorbada tuzun değil baharatın olur. Baharat yolunun önemini biliyorsun zaten. Yok illa ben meydan okuyacağım diyorsan o da var. Zıplamakta ve tekerleme söylemekte zorlanan serebral palsili çocuklar için zıpla veya tekerleme söyle. Videonu sosyal medya hesaplarında paylaş, 3 arkadaşına meydan oku. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününde bir farkındalık yarat. Fakat ne oldu bizim challenge? Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar. Bitti mi? Bitmedi, yürü çık. Hadi söyle kaç, öyle havalara bakacağım mı? 13. Ay çok akıllısın. Gel bakalım o zaman. O kadar kendine güveniyorsun. Gelirim, öyle şeyler yapıyorum. Gel gel. Hadi hadi hadi. Normalde ben bilirim onu. Oho, şimdi onu bilirim, bunu bilirim. Neyi bilirsin? Deplasmandayız. Ne deplasmanı falan var. Geç. Akıl bu, akıl sende hepsi. Ama hani öyle deplasman de biraz yarısı, zaman almış. Ne oldu? Bravo be. Bilinir o ya. Hadi söyle o zaman, söyle. Hadi o zaman, hadi. Hadi iki! Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızı örgütleyip September'a katılıyoruz. Bağış toplayıp 6 Ekim Dünya CP gününe katılıyoruz. Aferin be, o kadar da kötü değil misin? İyiyim ha.